İnegöl Mobilyon AVM Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timurhan geçtiğimiz hafta düzenlenen model fuarı ile ilgili değerlendirme toplantısı düzenledi. Timurhan bugünkü aldığım rakamlara göre mobilyon olarak fuar sürecinde 28 bin kişiyi ağırladık diye konuştu. İnegöl Mobilyon AVM Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timurhan İnegöl'de yapılan fuarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Başkan Timurhan yaptığı açıklamada şunları söyledi. Burada da farklı etkinlikler düzenledik, branşlar verdik, bistrolar düzenledik, işte burada müzik dinlettik. Bugünkü aldığım rakamlara göre, cumartesi bugün dahil olmak üzere 28 bin kişiyi ağırlamışız, gerek yurt içi ve gerek yurt dışında. Arkadaşlarla yapmış olduğum görüşmelerde hem B etabı hem A etabı fuardan memnun. Müşteri memnuniyeti var. Ben buradan mobilyum üyelerimize tekrar teşekkür etmek istiyorum. Her biri fuara özel hazırlanmış. Standları tek tek gezdim mağazalarımızı. Ürün kalitesi, fuara hazırlanma, o heyecanlarını gördüm. Tabii ki genelde fuar mutluluk verdi hepimize ama mutlu olmayan arkadaşlarımız da vardır. Onlar da bu fuardan bir tecrübe ediniyorlar. Belki malları çok güzeldi, fiyat oturtamadılar. Belki ürünlerini sergileyemediler. Kombin tercihini yanlış yaptılar ama bu fuar hepimiz için gerçek bir tecrübe. Ama genel anlamda baktığımda mobilyum üyeleri fuardan memnun. İnşallah daha güzel fuarları hep beraber daha iyilerini düşünerek gerçekleştiririz. MODEF'te katılan fuar alanında katılan arkadaşlarımız da buradan fuarların iyi geçtiğini duyduk. İnşallah onlar da İhlaslılığına, bereketinle bu fuarı bitirmiş olurlar. Konuşmasında birlik ve beraberlik çağrısı yapan Timurhan konuşmasını şöyle sürdürdü. 225 bin metrekare kapalı alana sahip. Avrupa'nın, Türkiye'nin en büyük kapalı mobil alışveriş merkezi. Biz göreve geldiğimiz günde önce ekonomik anlamda temellerimizi sağlam taşlara oturtmamız lazım dedik. Bizim de ekonomik sıkıntılarımız vardı. Yorgun arkadaşlarımız vardı yönetimde. İlk geldiğimiz gibi mobilimin borçlarını kapattık. Gerek bankalara, gerek kurumlara. Onlarla iştigal olduk. Onlarla yoğrulduk. Yoğun çaba sarf ettik. Akabinde BYTB'nin inşaatını bitirdik. BYTB'nin açılışı da yaklaşık bir sene gibi oldu. Burası 2015'ten beri faal. Yavaş yavaş mobilimin ismini Türkiye'ye, dünyaya duyurmak için elimizden ne çaba gerekiyorsa el birlikleriyle, yani bunun sadece mobilim yönetiminde, sadece mobilim üyelerinde olmaz, tüm İnegöl'ün katmanlarında, değerinde bir araya gelerek hem fuar anlamında, hem mobilim anlamında, hem Ertuğrul Gazi'miz, hem İmotim, hem burada oluşacak yeni bir mobilya vadisi oluşumuyla ilgili neler yapılması gerekiyorsa biz taşın altına elimizi sokmaya hazırız.